ve yenhâhum anil münker ve sonra ve yahillu lehumut tayyibat. Hani temiz, diyorlar ya, temiz şeyleri. Ya bir de bizim içimizde var bazı kişiler, her şeye böyle laf atıyor. Mertek nedir biliyor musunuz? Mertek nedir abiler biliyor musunuz? Mertek biliyor musun abi? Bak mertek şudur, böyle çatıların böyle arasında şöyle bir şey durur. Çatıları böyle destek tutar. Gibi bir şey tutar. Bunun ismi mertektir. Evet. Hani çok yumuşsunuzdur mertek nedir de öğrenmiş olursunuz bu vesileyle. Elif'i görse mertek sanacak. Diyor ki bunların hepsi yalan. Uyduruyorlar diyor. Ya ayette var diyorum, ayet yazıyor diyorum. Yok siz onu öyle değil diyor, anlamıyorsunuz diyor. Hayatında bir kere okudun mu? Okumadı. Hani İşkembe-i Kübra'dan konuşan, bir de kitabın ortasından konuşan. Dileyen dilediğini kabul eder. Biz teklif makamıyız. Burada ne diyor? Peygamber helal kılmıştır onlara diyor. Bakın temiz olanları helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Pis, kirli ve zararlı olanları da haram kılar. Bakın burada şunu demiyor. Allah haram kılar demiyor. Allah'ın haram kıldıkları vardır. Bir de peygamberin üzerinden haram kıldıkları vardır. Kur'an 604-605 küsur sayfa. Bütün helalleri, haramları menü gibi Kur'an'ın içine yazacak hali yok Allah Azze ve Celle'nin. Sığmaz ki kitaba. Ne yapıyor? Vahye gayrimetlu var. Hadisler, siyer kaynakları. Peygamberimiz de bir şeye geldiği zaman diyor ki bunu Allah haram kıldı. Bunu da peygamberi haram kıldı. Ya peygamber haram kılamaz. Kim buna karar veriyor? Kilimcinin kör oğlu. Allah Azze ve Celle diyor ki o peygamber Yahudilerin ve Hristiyanların iddia ettikleri ama aslen İslam kitabı olan Tevrat'ın ve İncil'in içerisinde anlatıldığı üzere iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, temiz olanları helal kılar, kötü ve kirli olanları haram kılar. Sonra aşağı iner İbrahim abi. Yetişemiyor İbrahim abi. Bazen evet. Dalıyor herhalde ben çok konuşunca. Ağırlıklarını kaldırır. Yüklerini alır. Orada da ne diyordu? Onların üzerindeki yükler hafifletir. Evet. Üzerlerindeki zincirleri çözer. Ulusları ne yapıyordu? Cezaevindeki gibi karanlıkta olanları evet, aydınlatıyordu. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden, onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlar kurtuluşa ermiştir. Bir ruhtan ruha uyanlar demişti Tevrat'ta, burada nura uyanlar nur demiş. O nur Kur'an-ı Kerim, o ruh Muhammed Aleyhisselam. Evet. Ona getiren, vahyi getiren kimdi? Ruhul Emin, Cebrail Aleyhisselam'dı. Burada Yahudi ve Hristiyanlara cevap verildi mi? Evet. İşte şimdi burada deniliyor ki ya Estağfirullah, Bismillah. Kul ya eyyuhen الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Şimdi de bütün insanlara bir ifade var. Neymiş o ifade? Uğur Bey lütfeder misiniz? Okuyorum aynen lütfen hepsini. De ki ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Embriyodan astronomiye, jeolojiden arkeolojiye, hayatın her alanına hüküm veren, hakikat veren, yol gösteren mübarek Kur'an'ın tebliğcisi, kutlu peygamberimiz, evvelkilerin ve sonrakilerin kıymetlisi, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul, Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir önceki ayette Yahudi ve Hristiyanların kutsal metinlerindeki ifadelerle anlatıldıktan sonra şimdi bütün alemlere bir ifadede bulunuyor ve ey insanlar, bakınız burada şey demiyor, ey Müslümanlar, ey Mekkeliler, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar demiyor. Ey insanlar. Herkes. Ey insanlar. Evet.
cemi'a, hepinize gönderilmiş diyor. Biz burada daha birçok ayeti görebiliriz ama artık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini çok fazla örneklerle anlatabiliriz. Fetih Suresi 29. ayeti de gösterelim mi? Gösterelim. Gösterelim çünkü hocam. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Sadece Peygamberimiz değil, onun eshabı da Tevrat ve İncil'de geçiyor. Ona iman eden müminler de, ona bağlı olanlar da. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakk li yuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. Bir sonraki sayfa. Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'ahu eşiddâ فَارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ sucudu simahum fi wujuhihim min eseri sucudu zalika meseluhum fit tevrah zalika meseluhum fit tevrah وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Evet, bu ayette yani Arapça bilmesek bile Tevrat ve İncil'in çok geçtiğini anlayabiliyoruz. Anlıyoruz. Hocam. Bir önceki evet. Ayetin mealinden hızlıca verirse İbrahim abi, bir önceki ayetin mealinden çünkü Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, putperestlik, Sabiilik birçok dinin özelinde Peygamberimiz Aleyhisselam bütün insanlığa gelmiş bir peygamber olduğunu çeşitli ayetlerle evet. ifade ettikten sonra en aşağıda Fetih Suresi, bedeni fetheder, aklı fetheder, kalbi fetheder, gönlü fetheder, evi, makamı fetheder. Buyurunuz. Bu dinlerin üzerindeki bütün yerini, bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol, rehberi ve hak din ile gönderen odur. Hak din. Yani insanlar İslam'dan koptular, bir sürü din oluşturdular. Bütün dinlerin üzerindeki iş hakikate yani. Dönsün diye, bütün dinlerin üzerindeki gerçek yerini alsın diye Resulünü hak ile gönderen odur. Buna tanık olarak Allah, Allah yeter. Allah yeter. Evet. Bir sonraki sayfa. Peki kimmiş o kişi? En üst sayfa. Evet. O Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. Tevrat'ta nasıl anlatıyormuş onlar? Biraz önce okurken bilmiyorum kamera çekti mi beni? Secdenin tesiriyle yüzlerin alınlarında secde izi oluşur diyor. Bu Tevrat'ta mı böyle tarif ediliyormuş? Evet. Tevrat'ta onlar böyle tarif ediliyor diyor. Evet. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'de ise? İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar yani müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Tevrat'ta ve İncil'de
peygambere tabi olan müminler böyle anlatılıyor. Nereden tanınıyormuş? Banknotlarından, emlak zenginliklerinden, evet, güç kuvvetlerinden, fitness etkinliklerinden, şimdi sabah koşularından. Tabii alınlarındaki secde izinden, şu anki Tevrat'ta var mı acaba? Yok şu andaki herhalde. Tevrat'ta, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dönemindeki Tevrat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.